Ankara, Sinop ve Hatay illerinin konumları ile Sinop ve Hatay illerindeki gece gündüz süreleri arasındaki ilişki aşağıda gösterilmiş. 21 Haziran'da Sinop'un gündüz süresi daha fazla, 21 Aralık'ta Hatay'ın gündüz süresi daha fazla. 21 Haziran'da tekrar gece süresi Hatay'da daha fazla, gece süresi 21 Aralık'ta da Sinop'ta daha fazla. Sürekli tam tersi olduğunu görüyoruz durumların. Ankara'da yaşayan Tamer önce Adana'dan Sinop'a, sonra da Sinop'tan Hatay'a yolculuk yapıyor. Yolculukları sırasında da gece gündüz sürelerinin değişimini grafikle gösteriyor. Buna göre Tamer'in belirtilen tarihlerde yaptığı yolculuklar sırasında çizdiği grafiklerin hangisi doğrudur? Önce Ankara'dan Sinop'a geçtiği için 21 Haziran'da gündüz süresi gitgide artacaktır. Sinop'tan da Hatay'a yolculuk yapacağı için 21 Aralık'ta Hatay'a doğru azalacak. Bu yüzden birinci doğru. İkinciye baktığımızda 21 Aralık'ta Ankara'dan Sinop'a giderken gece süresinin azalacağını söylemiş. Ancak durum tam tersi olacaktı. Bu yüzden ikinci grafik yanlış. Üçüncüye baktığımızda ise yine 21 Haziran'da Ankara'dan Sinop'a giderken bu sefer gece süresinin azaldığını söylemiş. Evet, gündüz süresi artarsa gece süresi azalır. O yüzden üçüncü ifadede de doğru olduğu için cevap B şıkkıdır. Burcu, özdeş el fenerleri ve termometreler kullanarak K ve L düzeneklerini kurup bir süre bekliyor. Burcu yaptığı deney sonucunda L düzeneğindeki termometrenin daha fazla ısındığını gözlemliyor ve bu deneyle ilgili aşağıdaki bilgileri not alıyor. Buna göre Burcu'nun yaptığı deney sonucunda aldığı notlardan hangileri doğrudur? 1. 23 Eylül'de K düzeneğinde yaptığım deney yengeç dönencesini, L düzeneğinde yaptığım deney ekvatora gelen ışınları göstermektedir. Yengeç dönencesi kuzey yarımküre, 23 Eylül'de sonbaharın başlangıcı, güneş ışınları ek açıyla gelir, o yüzden K düzeneğine uyar. L düzeneğinde ekvatora diyor. Ekvatora güneş ışınları dik gelecektir, o yüzden bu ifade doğrudur. O yüzden birinci ifademiz doğrudur. 2. 21 Haziran'da L düzeneğine yaptığım deney yengeç dönencesine, K düzeneğinde yaptığım deney oğlak dönencesine gelen ışınları göstermektedir. 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesinde, yani kuzey yarımkürede yaz mevsimi, oğlak dönencesinde yani güney yarımkürede de kış mevsimi yaşanıyor. Yani kuzey yarımküreye güneş ışınları daha dik açıyla gelecek, yani L düzeneğe uyar. Güney yarımküreye de daha eğik açıyla gelecek, o yüzden K düzeneğine uyar. O yüzden ikinci ifademiz doğrudur. 3. 21 Mart'ta L düzeneğinde yaptığım deney ekvatora, K düzeneğinde yaptığım deney yengeç dönencesine gelen ışınları göstermektedir. Ekvatora güneş ışınları dik açıyla gelecektir, o yüzden L düzeneğine uyar. Bu ifade doğrudur. Yengeç dönencesi, yani kuzey yarımküreye de 21 Mart'ta ilkbahar mevsim başlangıcı, güneş ışınları eğik açıyla gelecektir, o yüzden K düzeneğine uyar. O yüzden üçüncü ifademiz de doğrudur. 4. 21 Aralık'ta K düzeneğinde yaptığım deney oğlak dönencesine, L düzeneğinde yaptığım deney yengeç dönencesine gelen ışınları göstermektedir. Oğlak dönencesi, yani güney yarımkürede 21 Aralık'ta yaz mevsimi yaşanıyor. Yaz mevsimi yaşandığında güneş ışınları dik yakın açıyla gelir. Yani L düzeneğindeki gibi olacaktır. Bu K düzeneği demiş. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki görselde yengeç dönencesi, oğlak dönencesi ve ekvator çizgileri kesikli kırmızı çizgiler ile gösterilirken yıl içinde güneş ışınlarının dik düştüğü enlemler ise düz kırmızı çizgiler ile gösterilmiştir. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yengeç ve oğlak dönenceleri ile kutuplar arasında kalan bölgelere yıl içinde güneş ışınları hiçbir zaman dik düşmez. Evet, doğrudur. Kutup noktalarına hiçbir zaman dik açıyla düşmediğini görüyoruz. C'ye bakalım. Yengeç ve oğlak dönenceleri üzerindeki konumlara yılda bir kez güneş ışınları dik açıyla düşer. Evet, düz çizgilerden yılda bir kez güneş ışınlarının dik olarak düştüğünü görmekteyiz. C de doğrudur. Dünya üzerinde güneş ışınlarının dik düştüğü enlem yıl içerisinde devamlı olarak değişir. Zaten burada
devamlı olarak değiştiğini düz ve kesikli çizgilerle göstermektedir. Ancak B'ye baktığımızda yengeç dönencesi ve ekvator çizgisi arasındaki her noktaya yılda bir kez güneş ışınları dik açıyla düşer demiş. Ancak böyle bir sonuca ulaşamayacağımız için cevap B şıkkıdır. Yukarıdaki konum ve tarihte dünya üzerinde gösterilen KL ve M noktalarında öğle vakti birim yüzeylere düşen enerji miktarları ölçülmüştür. Buna göre KL ve M noktalarında yapılan ölçümler aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Her sarı daire düşen enerjiyi göstermektedir. Baktığımızda yengeç dönencesi K noktası 21 Haziran'a, Oğlak dönencesi ise M noktası 21 Aralık'ı temsil etmektedir. 21 Haziran'da K konumunda öğle vakti en fazla enerji miktarına sahip olacaktır. O yüzden A ve B şıkkı olabilir. M ise Güney Yarımküre'de bulunduğu için en az enerji miktarına sahip olacaktır. L ise ortalama bir enerji miktarına sahip olacağı için cevap B şıkkıdır.